Siz tarihi filmlerden bahsettiğimiz o psikolojik kadın kimliği üzerinden filmlere, sosyal içerikli filmlere kadar birçok aşk filmlerine kadar, komedi de dahil olmak üzere birçok farklı karakterde, farklı senaryoda rol aldınız. Bu sizi Hale Soygazi olarak nasıl besledi kişisel olarak? Bu karakterler sizin kişiliğinizi oluştururken etkiledi mi? Öncelikle onu öğrenmek istiyorum. Bir iki soru daha. Şimdi hayır, etkilemez. Çünkü zaten sizin hayatla ilgili bir fikriniz varsa hali öyledir. O roller gelir, o karakteri oynarsınız, sonra da o biter. Yani onun etkisi altında kalıp değişemezsiniz ama sizin değişiminize uygun da bir rol gelirse o da çok güzel bir şey olur ama neyseniz, hayatta nasıl gelişiyorsanız ki insan değişir, gelişir. Bu etkileyen bu. Yoksa bir filmde bir karakteri oynayıp onunla değişmek çok marjinal değilse pek olmaz. Çok farklı yıldızlarla da oynadınız. İşte Kadir Anır'dan, Tarık Akan'a, Münir Özkul'dan, Kemal Sunal'a kadar. Aralarında çok kayıplarımız var. Siz o filmleri izlerken neler hissediyorsunuz? En çok hangisini özlüyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. Tabii oyuncu arkadaşlarım çok kıymetli. Onlarla bir tarih yaşamışız. Bir film seti aile olmak demek aslında. Sabahtan gece yaralarına kadar çalışıyorsunuz. Ortak bir duyguyu paylaşıyorsunuz, seti paylaşıyorsunuz ve zaman zaman çatışabilirsiniz de arkadaşlarınızla, hayattaki gibi. Ama onlar sevdiğimiz insanlar. Ben hepsini özlüyorum. Ben geçenlerde televizyonda bir, neydi filmin adı, unuttum. Kaybettiklerimiz oynuyordu. Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Tarık Akan, herkes oynuyor. Bütün kaybettiklerimiz. Neşeli günler gibi falan, öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Bizim aile. Falan. Evet. Hepsi orada. En insan hüzünleniyor tabii.